yakını vefat etmiş kişiye nasıl davranmalıyız? Çok büyük bir felaket yaşadık. Gerçekten hepimiz üzüldük. Yakınını kaybetmiş insanlar var. Biz bu insanlara nasıl yaklaşmamız lazım? Bunlara ne söylememiz lazım? Nasıl destek olmamız lazım? Bu konuda ne yapabiliriz hocam diye sorular vardı. Bu videoyu onlar için çektim. Yakını vefat etmiş kişiye nasıl davranmalıyız? Ona destek olurken bizim hangi adımlar atmamız lazım? Sizler için çıkardım. 1. İyi bir dinleyici olun. Sadece dinleyin, onun iç dünyasını sizinle paylaşmasını ve onun açılmasını sağlayın. Bu onu rahatlatacaktır. Gerçekten onu samimi bir şekilde dinleyerek, ben buradayım, senin yanındayım, benim için değerlisin mesajı vermiş oluruz. Biz böyle yaparak onun yaşadığı o büyük hüznü dinlemesek de, en azından bir nebze de olsa onu rahatlatmış oluruz. Ayrıca o vefat eden yakını ile ilgili anlattığı bir şeyler varsa onun sözünü kesmeden dinleyin. Kesinlikle akıl vermeye kalkmayın. Siz kendi acınızdan bahsetmeyin. Onun duygularına odaklanın, konuyu değiştirmeyin. O rahatça içini döksün. Onu anladığınızı, ne hissettiğini bildiğinizi iddia etmeyin. Sadece dinleyin. Onu anlamaya çalışın. 2- Kişinin yaz tutma biçimine saygı gösterin. Yaz tutan birisinin ağlamasına engel olmayın. İçinden geldiği gibi nasıl ağlamak, bağırmak, haykırmak istiyorsa öyle yapsın. Yaz tutmanın doğru ya da yanlış şekli yoktur. Her kişiye göre yaz tutma şekli değişir. Buna saygı gösterin. 3. Onun ruh hali değişimlerini kabul edin. Yani bu kişinin duygusal iniş çıkışları mutlaka olur. Büyük bir felaket yaşadı. Bu kişi tuhaf davranabilir, sinirli ve isteksiz olabilir. Bunu kişisel olarak algılamayın. Onun yanında olmaya devam edin. 3. Tavsiye vermekten kaçının. Bazen iyi niyetli de olsak söylediğimiz sözler fayda yerine zarar verebilir. Bu nedenle sözlerinizi dikkatli seçin. İki dinleyin bir konuşun. Ne söylediğinizi bilerek konuşun. Artık acı çekmiyor, kurtuldu. Yaradan'ın takdiri böyleymiş. Sen bütün yaşadıklarına rağmen ne kadar da güçlüsün. Seni anlıyorum. Daha kötüsü de olabilirdi. Kendini üzme bu kadar. Toparlan artık gibi sözler söylenmez. Tavsiye veren sözler yerine onun yanında olduğunuzu hissettirecek sözler söyleyin. Örneğin kaybın için çok üzgünüm. Senin için ne yapabilirim? Yanında olduğunu lütfen unutma ihtiyaç duyduğunda hiç çekinmeden beni arayabilirsin gibi sözler çok daha önemli bu dönemde. 4 Onun işlerinde ona yardımcı olun. Neden? Çünkü o kaybından dolayı birçok şeyi kendi başına düşünemeyecek ve yapamayacak durumda. Siz onun ihtiyaçlarını düşünün, planlayın. Uyku, yemek, işiyle ilgili ihtiyaçlarını gidermesinde yardımcı olmanız lazım. Çünkü bunları düşünüp planlayacak durumda değil. O yaz tutuyor ya. Yaz tutan birinin günlük rutinlere mecali olmaz. Zamanı olsa bile isteği ve gücü olmaz. Market alışverişi, ev temizliği, yemeklerin yapılması, işiyle ilgili yaşadığı sıkıntılarda ona destek olmanız, yanında olduğunu göstermeniz bu dönemde çok önemli. Son olarak şunu da görün çok büyük bir faciadan çıkmış, yakınlarını kaybetmiş bir insanın kısa sürede kendini toparlama şansı yok. Bunların iyileşmek için çok fazla zamana ve desteğe ihtiyacı var. Yani bir defa yaptım, ben zaten yanındaydım değil. Birdenbire toparlanma şansının olmadığını da görmemiz lazım. Bu nedenle her zaman yanında olduğumuzu, istediği her an bize rahatlıkla ulaşabileceğini ısrarla söylememiz lazım sık sık bizim onu arayıp sormamız lazım. Her zaman konuşmak istemeyebilir ama konuşmak istediğinde sizin yanınızda olduğunu bilmesi lazım. Eğer biz bunu yapabilirsek bu insanlara en güzel desteği vermiş oluruz. Evet arkadaşlar, bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Neler yaşadınız? Başka neler eklenebilir? Mutlaka yorumlarınızı yazın. Videomu beğendiyseniz, desteğe ihtiyacı olan kimler varsa gönderebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.